hafta sonları Ekonomi Arası'nın hafta sonu bülteni başlıyor. Önce bayram tatili, sonra Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kısa bir hafta oldu. Ama önemli başlıklar izlendi. Hepsini aktaralım. Yurt içinde takip edilen önemli veriler arasında işsizlik rakamları vardı. İşsizlik Mayıs'ta 0.3 puanlık azalışla %10.9 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı 3.7 milyon oldu. 15-24 yaş arasını kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise %20.3'e yükseldi. Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi de kısa haftada takip ettiğimiz önemli verilerdendi. TÜİK verilerine göre Mayıs'ta sanayi üretimi yıllık bazda %9.1 artışla beklentileri aştı. Aylık bazda artış ise %0.5 oldu. Yurt dışındaysa tüm gözler Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisindeydi. Kritik veri Haziran'da da yükselişini sürdürdü ve beklentileri aşarak %9.1 arttı. Aylık bazda %1.3 artışla son 17 yılın en hızlı yükselişi kaydedilmiş oldu. Enerji fiyatlarındaki artış ve akaryakıt fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket enflasyonun yükselişine rol oynadı. Enflasyonun beklentileri aşması, yükselişe devam ettiğini göstermesi, Fed'den 75 baz puan ve üzerindeki bir faiz artışı beklentisini kuvvetlendirdi. Fed'in bu ayki faiz kararı 27 Temmuz'da açıklanacak. Faizlerin sert yükselme ihtimali üzerinde küresel durgunluk endişelerini de tetikliyor. Küresel piyasalar bu ihtimali çok yakından takip edip fiyatlıyor. Geçtiğimiz hafta en fazla damga vuran gelişmelerden bir tanesi dolar endeksinin tüm para birimleri karşısındaki yükselişi oldu. Dolar endeksi 108 seviyelerini aştı ve euro dolar 1 seviyesinin altına geriledi. Euro 1999 yılında hayata geçmiş, 2002'de doların altında işlem görmüştü. Şimdiye kadarki en yüksek ulaştığı seviye ise 2008'de geldiği 1.59 seviyesiydi. Yani bu hafta yaşanan düşüşle beraber son 20 yılın en düşük seviyeleri gözlemlendi. Japon yeni de dolar karşısında değer kaybını sürdürdü. Yen de dolar karşısında 24 yılın en düşük seviyelerine geriledi. Yurt içinde dolar kuru hafta genelinde 17 seviyesinin üzerindeydi. Kripto paralar diyelim, hafta genelinde takip edilen yurt dışındaki makro veriler kripto paraların da odağındaydı. Dar banttaki hareketleri izlediğimiz bir hafta oldu Bitcoin'de. İngiltere ve Güney Afrika'da kripto düzenlemelerine ilişkin tasarılar takip edildi. Ukrayna'da ise yetkililer Rusya'daki kripto para kullanıcılarına hizmet veren bazı tezgah üstü platform işletmecilerinin varlıklarına el koydu. Kısa ama önemli haftanın öne çıkan gelişmelerini aktarmaya çalıştık. Yarın yeniden görüşmek üzere, iyi hafta sonları.